Edes Atiye Anhaber'e hoş geldiniz sevgili seyirciler. 26 Temmuz 2018 günlerden Perşembe bugün ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bugün şöyle bir baktığımız zaman önümüzdeki listeye kaza haberleri, kavga haberleri, koyunların telef olması. Tabii bu kaza ve kavga haberleri bir tek Şanlıurfa'dan değil, yanı başımızdaki şehirlerden, bölgeden, yurt genelinden de benzer haberler var ama neyse ki güzel haberlerimiz de olacak. Önce özetlere bir göz atalım, daha sonra ayrıntılara geçeceğiz. Kavgadan kaçarken kendisini durdurmak isteyen kadını ezdi. Trafoya giren 15 yaşındaki çocuk feci şekilde yaralandı. Adıyaman'da otomobil takla attı. 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Diyarbakır'da arazi kavgasında kan aktı. 9 kişi yaralandı. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 3 kişi öldü. Kamyonet koyun sürüsüne çarptı. 70 koyun telef oldu. Hepsi ve daha fazlası Edessa TV ana haber bülteninde. Efendim Şanlıurfa'da kavga ettiği şahıslardan minibüsüyle kaçmaya çalışan kişi, onu durdurmaya çalışan, yani minibüsü durdurmaya çalışan yaşlı kadını ezdi. Yaşlı kadın orada hayatını kaybetti. Olay Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesine bağlı Eyüpkent mahallesinde yaşandı. İddiaya göre Suriye uyruklu akraba aileler Adana'ya gidip tarım arazisinde çalışmaya karar verdi. Aileler birkaç gün önce kendilerini götürmeleri için Abdülrezzak D isimli minibüs sürücüsüyle anlaştı. İddiaya göre minibüs sürücüsü gelmesi istenen zamanda gelmeyince aileler kendilerini götürmeleri için başka bir sürücüyle anlaştı. Suriyeli ailelerin başka bir sürücüyle anlaştığını öğrenen Abdülrezzak de Eyüpkent mahallesine giderek ailelerle konuşmak istedi. Burada taraflar arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. 01RR715 plakalı minibüse binerek kaçmaya çalışan Abdülrezzak D, önünü kesip onu durdurmaya çalışan 63 yaşındaki Siye El Ali'yi ezdi. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan sürücü ise cinayet masası ekipleri tarafından Evren Sanayi Sitesi yakınlarında yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken kadının cesedi ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ikisi ağır, 9 kişi yaralandı. Diyarbakır'da arazi anlaşması nedeniyle aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan kavgada kan döküldü. Olay Bağları ilçesine bağlı Çiçekli Yurt köyünde yaşandı. İddiaya göre akraba olan ve aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Abdullah ve Mustafa A arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Abdullah A yanında getirdiği silahla karşı tarafa ateş açtı. Olayda ikisi ağır, 9 kişi yaralandı. Köy halkının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda asker ve ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (Gülüyor)
Güvenlik güçleri köye giriş çıkışları kapatırken zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Köyde gergin bekleyiş devam ediyor. Başkentte iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen bir trafik kazası sevgili seyirciler. Bu kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza Ankara'nın Sincan Temelli yolunda meydana geldi. Sabah erken saatlerde Temelli'den Sincan istikametine giden DG idaresindeki 06AN3872 plakalı otomobille karşı yönden gelen İP idaresindeki 34SY5259 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarına savruldu. Yol üzerinden geçen vatandaşlar hemen yaralıların yardımına koşarak durumu ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri yolu araç trafiğine kapatırken sağlık ekipleri sağa sola savrulan yaralılara müdahale etti. İtfaiye erleri de araçta sıkışan şahısların çıkarılması için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemeler sonrası cenazeler adli tıp kurumuna kaldırılırken araç trafiğine kapatılan yol kazaya karışan otomobilleri çekiciyle yoldan kaldırılmasından sonra açıldı. Polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı. Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Mahmut E idaresindeki 02HT344 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Besni ilçesi Beşyol köyü yakınlarında takla attı. Meydana gelen olayda otomobilde yolcu olarak bulunan Sıdıka K isimli şahıs olay yerinde hayatını kaybederken Kübra E, Fatih K ve otomobil sürücüsü Mahmut E yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Besni Devlet Hastanesi'ne daha sonra ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2 yaşındaki Fatih K, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırma ve yıkım işlemleri tamamlanan Kara Koyun Viyadük ve Köprülü Kavşağı'nın temeli atıldı. Projelendirme çalışmalarının ardından bölgede 187 halinin kamulaştırma ve yıkım çalışmalarını tamamlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yapmayı hedeflediği Karakoyun Viyadük ve Köprülü Kavşağı'nın temelini düzenlenen törenle gerçekleştirdi. Belediye başkanımızla buradan, eyvallah bismillah kaldık. Hep birlikte basalım, ha Büyükşehir olarak. Eyvallah bismillah. Şanlıurfa'mıza hayırlı Şanlıurfa'ya kalıcı hizmetler yapıldığını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, projenin tamamlanmasıyla birlikte 5 mahallenin trafik sorununun kalıcı bir şekilde çözüleceğini belirtti. Karakoyun bölgesinde yıllardır trafik sıkıntısı var. Bu mahallelerimiz oluşmuş durumda. Gerek Akşemsit, Dilekli, Süleymani, Karakoyun, Hızmalı. Bu mahallelerimiz oluşmuş zaten. Caddesiyle artık tamamlanmış durumda. Fakat trafik sıkıntısı var. Hem Süleymaniye Caddesi'nde hem Mehmet Başkanımız da söyledi. SSK Caddesi'nde sorun var. Şimdi bu sorunu bizim yakın olarak çözmemiz lazım. Şimdi bu projeyle oradaki yol Karakoyun dibine inecek. Sağ ve sollu olarak bu kavşakla İpek yolları alınacak ve dolayısıyla
kavşaklar birbirine bağlanmak suretiyle trafikte akış sağlanmıştır. Projeyle ilgili bilgi verip köprülerle ulaşımın sağlanacağını ifade eden çiftçi, çalışmaların 180 günde tamamlanacağını söyledi. 4 tane köprü yapılacak burada. Karakoyun üzerinde 2 köprü yapılacak. Yine Süleymaniye alt geçidinde köprü yapılacak. Ve Şanlıurfa-Gaziantep yolu viyadükle üzerine alınacak. Toplam bu 6 köprümüz 180 günde ara yollarıyla birlikte tamamlanmış. Şanlıurfa'da arkadaşlarıyla birlikte trafonun içerisine giren 15 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı. Olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kambiriye mahallesinde yaşandı. İki arkadaşıyla birlikte eski sanayi sitesindeki elektrik trafosuna giren 15 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed El Casım akıma kapıldı. Çevredekiler tarafından çıkarılan çocuk olay yerine çağrılan ambulansta Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun vücudunda ciddi yanıklar olduğu ve sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çocukların trafoya neden girdiği bilinmezken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Diyarbakır'dan bir haber, bir kavga haberi sevgili seyirciler. İki kardeş arasında yaşanan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Bu silahlı kavgada kardeşlerden biri diğerini öldürdü. Olay Merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 641. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kardeş olan Salih ve Recep Bey arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada silahla vurulan kardeşlerden Salih Bey olay yerinde hayatını kaybetti. Salih Bey'in cenazesi olay yerine çağrılan ambulansla otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kars'ın Kağızman ilçesinde bir kamyonetin koyun sürüsüne çarpması sonucu 70 koyun telef oldu. Kağızman Kars yolunun koyun yurdu köyü mevkiinde sürücüsü henüz belirlenemeyen bir kamyonet yoldan geçen koyun sürüsüne daldı. Çarpmanın etkisiyle 70 koyun yola savrularak telef oldu. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken koyunlara çarpan kamyonet ise kaza yerinden ayrıldı. Kaza yerine güvenlik şeridi çekilirken telef olan 70 koyun yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Şanlıurfa'da bir çocuk, çocuğun parmağı demir korkuluğun sivri kenarına saplandı. Çevresinde herhangi bir yakını olmayan çocuk kendisini kurtaran itfaiye erlerine sarılarak ağladı. Olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şair Nabi mahallesinde yaşandı. Yalnız başına oyun oynayan Suriye uyruklu küçük bir çocuğun parmağı demir korkuluğun sivri kenarına saplandı. Çocuğun ağlamasını duyan vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri demir korkuluğu makas yardımıyla kesti. Parmağındaki demir parçasıyla ambulansa götürülmeye çalışılan çocuk korku içerisinde etrafındakilere bir şeyler anlatmaya çalıştı. Hastaneye gitmek yerine başka bir yere gitmek istediği anlaşılan küçük çocuğu itfaiye yeri sakinleştirmeye çalıştı.
Bir süre ağlayan küçük çocuk kendisini kurtaran itfaiye erine sarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. O nerede? Baba nerede? Küçük çocuğun kurtarıldıktan sonra hastane yerine ilk önce annesinin yanına gitmek istediği öğrenildi. Sevgili seyirciler, iki gün önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Eğitim Birsen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, Şanlıurfa'da eğitim kalitesini yükseltmek için bu öğretmen açığının kapatılması gerektiğini söyledi. Oğuz Şit Bingöl Merkez. Eğitim Birsen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, iki gün önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ile ilgili açıklamalarda bulundu. 15 dakika içinde. Eğitim Birsen Şanlıurfa Şubesi'nde yapılan açıklamada sözleşmeli öğretmen atamasına karşı olduklarını ifade eden Coşkun, sözleşmeli öğretmenlerin kadrolu olması gerektiğini söyledi. 20 bin tane sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirildi. Başından beri biz sözleşmeli öğretmenliğe karşıyız. Kesinlikle bunun kadrolu olması gerektiğini burada tekrardan altını çizerek söylemiş olayım. Yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasından 3450 öğretmenin Şanlıurfa'ya atandığını ifade eden Coşkun, bu sayının yetersiz olduğunu söyledi. 10 binlere yakın sayıda açığımızın olduğunu söylüyoruz. Maalesef bu yılda yine söyleme durumunda kalmışız. Gerçi 20 bin öğretmenin aslan payı dediğimiz 3450 civarında öğretmen ataması Urfa'ya yapıldı. Bu konuda tabii ki hükümeti, yetkilileri tebrik ediyoruz. Ama maalesef bu sayı Urfa'ya yetmiyor. Niye yetmiyor? En son biliyorsunuz Haziran döneminde öğretmenler il dışı tayin hakları vardı. Onu istediler. Dolayısıyla yaklaşık 3500 öğretmen Urfa'dan ayrıldı. 7000 tane öğretmen açığımız mevcuttur. Hali hazırda yapılacak olan okulları düşünecek olursak, bu yeni sistemden dolayı bazı okulların ikili sisteme geçeceğini düşünürsek, yine 10 binlerin üzerinde Urfa'da öğretmen açığı maalesef devam edecek. Urfa'daki eğitim başarısını arttırmak istiyor isek, bu öğretmen açığını bir an önce bizim mutlaka kapatmamız gerekir. Halilye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Şanlıurfa Şıracılar ve Kuruyemişçiler Esnaf Odası'nı ziyaret etti. Demirkol aynı zamanda esnafın sorunlarını ve taleplerini de dinledi. Oda seçimi tamamlanan Şanlıurfa Şıracılar ve Kuruyemişçiler Odası'nı ziyaret eden Halilye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Oda Başkanı Ahmet Aslan ve yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi alan Demirkol, daha sonra esnafla bir araya gelip sorun ve taleplerini dinledi. Şanlıurfa Şıracılar ve Kuruyemişçiler Odası'nın seçimi dolayısıyla başkanımız Sayın Ahmet Aslan'ın şahsında yeni seçilen yönetimimizi ziyaret ettik. Dernekte yöneticilerimizi ziyaret ettik. Daha sonrasında oda yöneticilerimizle birlikte, oda yönetim kuruluyla birlikte esnafımızı ziyaret ettik. Esnafımızın bizimle ilgili taleplerini, tavsiyelerini aldık. Ve yine aynı şekilde esnafımızın sezon olması dolayısıyla hem sezondan dolayı memnuniyetlerini hem bir de ayrıca belediye hizmetlerinden dolayı memnuniyetlerini aldık. Sıcak muhabbeti için ben esnafımızın tümüne teşekkür ediyorum. Van 100. Yıl Üniversitesi bünyesinde faaliyet yürüten Van Kedi Villası'nda özenle korunan Van kedilerinin yüzücü özelliklerinin geliştirilmesi için çalışma başlatıldı.
Van'ın en önemli simgeleri arasında bulunan dünyaca ünlü ve cana yakınlığı, ipeksi beyaz kürkü, değişik göz renkleri ve yüzmeye olan ilgileriyle bilinen Van kedileri, Van 100. Yıl Üniversitesi bünyesinde kurulan Van Kedi Villası'nda özenle korunuyor. Kedilerle ilgili bu merkez dünyada yok. Dolayısıyla da buradaki Van kedileri koruma altında. Dolayısıyla da koruma altında olduğu için bu Van kedilerinin bütün özelliklerinin bu merkezde yaşatılması gerekiyor. Biz onun için buradaki hayvanlarımızın yaşam kalitelerini her geçen gün arttırıyoruz. Van kedilerinde saf bir ırk elde edebilmek ve tarih kayıtlarındaki özelliklerinin kaybolmaması için yeni çalışmalara imza atılıyor. Tarih kayıtlarında yüzmeyi seven hayvan olarak bilinen Van kedilerinin yüzme karakterlerinin geliştirilmesi için yavru kedilere yüzme eğitimi verilecek. Van kedisinin yüzücü bir hayvan olduğu ile ilgili tarihi kayıtlar var. İşte tarihte diyor ki yazın Erek Van Gölü'nde, kışın Erek Dağı'nda yaşardı. Şimdi Van'daki kedi sahiplerine veya Türkiye'nin değişik yerlerinde kedi sahiplerinin bunların yüzücülüğüyle ilgili şeyleri var, tanıklıkları var ve bilgileri var. Dolayısıyla da Van kedisi tescillenirken de yüzücü özelliği olan bir hayvan olarak tescilli bir hayvandır. Daha yeni doğduktan sonra buna alıştırılarak gelirse büyüdüğü zaman da bunların yüzebileceğine biz inanıyoruz. Bu özelliklerini de mutlaka biz geliştireceğiz. Eyüp Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Zahireciler Borsası esnafını ziyaret edip esnafın yaşadığı yer sorununun çözümü için fikir alışverişinde bulundu. Eyüp Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya ve Eyüp Belediye Meclis Üyesi Hasan Batan'la birlikte Şanlıurfa Zahireciler Borsası'nı ziyaret edip yeni seçilen Başkan Feridun Turan, yönetim kurulu üyeleri ve esnafla bir araya geldi. Zahireciler Borsası'nın Akçakale yolu üzerindeki odasında bir araya gelen Ekinci, esnafın yaşadığı yer sorununun çözümü için fikir alışverişinde bulundu. Geçtiğimiz günlerde yapılan oda başkanlığını kazanan Feridun Başkanımız yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldik. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyoruz kendilerine. Esnaf adına inşallah hayırlı hizmetlere vesile olurlar. Zahireciler Borsası olsun, İmam Keskin Borsası olsun, Nakleciler Borsası olsun. Hakikaten burada yer ve mekan konusunda sıkıntıları vardır. Yıllardır süren bir sorun. Hem bu konularda görüşmüş olduk. İnşallah kısa süre içerisinde belediye anlamında, şahıs anlamında bize düşen konularla ilgili de biz hem tavrımızı hem de onların bu sorunun ilgili yerlere iletilmesi konusunda aracılık da edeceğiz. Ve yıllardan bu yana devam eden inşallah sorunu bir an önce bitmek kaydıyla Şanlıurfa ticaretimizde önemli bir yer tutan böyle bir merkezin de ismine doğru bir yerde onlara uygun bir mekanı da kazandırmak hepimizin görevi. Yüksek öğretim kurumlarına giriş sınavı, yani üniversiteye giriş sınavı 31 Temmuz'da açıklanacak sevgili seyirciler. Üniversiteler tanıtım programlarına ağırlık vermeye başladı. ÖSYM tarafından yurt genelinde uygulanan yükseköğretim kurumları sınav sonuçlarının 31 Temmuz 2018 tarihinde erişime açılacağı belirtilmesinden sonra üniversiteler tanıtım programlarını hızlandırdı. Öğrenci potansiyeli yüksek olan Şanlıurfa'da üniversiteler tanıtım ve kariyer programları düzenliyor. Şanlıurfa büyük, önemli bir şehir. Genç nüfus olarak çok büyük bir potansiyele sahip. Bizim öğrencilerimize değer veren herkes başımızın tacıdır. Burada yapılan her çalışma ilimizdeki öğrencilerin geleceğine yansıyacaktır. Bu yapılan çalışmalarda rehber öğretmenlerimiz de burada çocuklarımızı doğru yönlendirirlerse, iyi üniversitelere gönderirlerse bizim en büyük dayanağımız, mutluluğumuz olacaktır. Çünkü Şanlıurfa'nın önemli insanlara ihtiyacı var. Bu önemli insanların ihtiyacını karşılama noktasında da üniversitelerimizin güzide bölümleri olması lazım. Bu bağlamda rehber öğretmenlerimize de ciddi iş düşüyor. Bir otelde düzenlenen tanıtım ve kariyer programı kapsamında üniversite eğitimiyle ilgili bilgiler verildi. 12 yılımızı mesleki eğitime verdik. Mesleki eğitimin bu ülkenin en önemli ihtiyaçlarından birisi olduğunu düşünerek böyle yaptık. Yani insanlara meslek edindirmenin birinci öncelik olduğuna karar verdik.
Üniversitelerde bolca üniversite eğitimi vardı, akademik eğitim vardı. Elbette yapanlar vardı. Bir gün biz de yapabilirdik ama önemli olan şuydu, meslek edindirmek. Eğitim kalitesiyle ilgili konuların yer aldığı programda eğitimli öğrencilerin bölgeye daha faydalı olacağı belirtildi. Eğitimci olduğum için bazen veli ve öğrenciler bana soruyorlar, hocam çocuğumuzu hangi okula gönderelim diye. Ben de diyorum ki marka değeri olan bir okula gönderin. Çünkü bu çocuklar okullarını okuduktan sonra tekrar bizim coğrafyamıza geri dönüyorlar. Marka değeri yüksek, background'u iyi, kariyer yapmış gençlerle bu coğrafyamız çok daha iyi yerlere gelir. Düzenlenen tanıtım ve kariyer programına üniversite temsilcileri ve rehber öğretmenleri katıldı. Karaköprü Belediyesi merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Metin Baydilli Alanlı Kırsal Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarını inceledi. Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Büyük Alanlı Kırsal Mahallesi'nde yapılan çalışmaları inceleyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, tüm kırsal mahalleleri kalkındıracak hizmetlere devam edeceklerini söyledi. Büyük Alanlı Kırsal Mahallemizdeyiz. Hemen yanı başımda muhtarım köy ahalisiyle birlikte öncelikle kırsal ekibimizin burada yaptığı köy içi stabilize malzeme çalışmalarını yerinde inceledik, beraber gördük. İnşallah bizim Karaköprü Belediyesi olarak kırsal ekibimiz tüm köylerde yaptığı gibi buranın da köy içi stabilize malzemesini dökecek ve böylelikle büyük alanlı mahallemizi çamurdan arındıracaktır. Ben öncelikle özveriyle çalışan kırsal ekibimize teşekkür ediyorum ve kırsal ekibimize öncelikle burada ilgi alakalarından dolayı, misafirperverliğinden dolayı başta muhtarım olmak üzere büyük alanlı köy ahalisine de teşekkür ediyorum. İnşallah bizler bir birlik beraberlikle Karaköprü'müzdeki tüm kırsalları da kalkındıracak, hak ettiği yere getireceğiz. Yapılan yol yapım çalışmalarıyla ulaşımın daha kolay olması amaçlanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu hane halkı verilerini açıkladı. Bu verilere göre Türkiye'de ortalama bir evde 3.45 kişi, 3.5 kişi yaşıyor. Şimdi 3.5 kişi derken yanlış anlaşılmasın. Tabii bu hesaplama şu şekilde yapılıyor. Tahmin ediyorsunuz ki Türkiye'nin nüfusu 80 milyon üstü. Diyelim ki Türkiye'deki ev sayısı, hane sayısı 23 milyon civarında. 81 milyonu 23'e böldüğümüzde, 23 milyona böldüğümüzde yaklaşık 3,5 gibi bir rakam çıkıyor. Yani henüz 4 kişi değil. Türkiye ortalaması bu. Peki bizde durum nasıl? Yani Doğu ve Güneydoğu'da durum nasıl? Her bir evde en az 4 kişi var Doğu ve Güneydoğu'da. Türkiye İstatistik Kurumu Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'nden alınan adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 31 Aralık 2017 tarihli verilerine göre Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü 3,45 olarak tespit edildi. Yıllara göre düşüş yaşayan hane halkı büyüklüğü 2011 yılında 3,76, 2012 yılında 3,69, 2013 yılında 3,63, 2014 yılında 3,57, 2015 yılında 3,52, 2016'da 3,48 iken 2017 yılında yine düşüş yaşayarak 3,45'e geriledi. İllere göre ortalama hane halkı büyüklüğünde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki iller yüksek oranlarıyla dikkat çekiyor. Türkiye'nin en kalabalık ortalama hane halkları bu bölgelerdeki illerde yaşıyor. Verilere göre ilk sırayı 6,43'te Şırnak alırken Şırnak'ı 5,69'da Hakkari, 5,67 ile Şanlıurfa takip etti. Çanakkale 2,65, Tunceli ve Eskişehir 2,73 oranlarıyla son sıralarda yer aldı. Siverek Belediyesi tarafından istimlak çalışmalarının ardından yapımına başlanan Mehmet Emin Yılmaz Otoparkı'nda çalışmalar devam ediyor. Daha önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'ni kamulaştıran Siverek Belediyesi, Mehmet Emin Yılmaz Parkı'nda 300 araçlık kapalı otopark yapım çalışmalarına devam ediyor.
Orman İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce yürütülen proje kapsamında alanda yüzme havuzu, açık kapalı kafeterya, kütüphane, çok amaçlı salonlar, çocuk oyun alanları, süs havuzları, yeşil alanlar, kamelyalar ve yürüyüş yollarının yanı sıra seyir kulelerinin de yapılacağı belirtildi. Mehmet Emin Yılmaz Parkı'nın çalışmaları devam ediyor. 300 araçlar parkın, otoparkın bugün betonuna dökmeye başladık. Bu otoparkın dışında diğer bölgede de kesimlerle vatandaşlarımızın yararlanabilecek her türlü ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu Mehmet Emin Yılmaz Otoparkı'nın kısa sürede yakın bitecek. İnşallah planladığımız şekilde 2019 yılının başlarında bitirecek. Bu halkımızın hizmetine sunacağız. Ana haber bültenini burada noktalıyoruz sevgili seyirciler. Yarın yine aynı saatte 19.30'da karşınızda olmak dileğiyle. Mutlu akşamlar.